Camiye şey göreceksiniz. Evet. Tesis ne zaman açılacak diye soruyorum. Başka devlet de var orada biliyorsun. Birkaç tane eleman alırken bizim hocalığımız var. Oğlum, bak ne diyorum sana. Biraz önce ne dedim? Alınacak elemanı da göreceksiniz. Kim hak ediyorsa o girecek. Yani kim alacaksa o girecek. Ben asla bu benim adamımdır. Bunu alayım. Bu Neşet'in kızıdır. Bu Neşet'in dayısının oğludur. Asla. Bunu asla diyorum bak kesinlikle. Açacağız. Hep beraber. Bize nasip olursa belki bayramda yetiştirmeye çalışırız. Bakarız pozisyon güzel nedir. Güzel olur. Bayramda açarız. Pozisyon nedir bilemiyorum. Yatıralım da. Bayramda açmaya çalışırız. Her şey hazır mı? Yemek yendi orada zaten. Bir sefer yendi ya. Neyse bir yani. Ele alalım. Yesin. Hiç önemli değil. Yesin. Yerine de pazar ver arkadaşlar. Tamam. En önemlisi yine bir sosyal tesis kazandırmamız lazım. O sosyal tesisi de Sayın Muhtar var sizin. Bugün havalimanının karşısında bugün Kız Kalesi bugüne kadar hiçbirimiz faydalanamadık. Hiçbirimiz gördünüz mü? İçini gördünüz mü? Gezdiniz mi? Gezmediniz mi? Bir Bakü'ye geziye gittik oda başkanları olarak. Bizi sabahtan otelden aldılar. Dediler ki sizi kahvaltıya getireceğiz. Çok güzel bir yer var dediler. Aldılar bizi kahvaltıya getirdiler. Ondan sonra yürümeyle beraber Kız Kalesi'ne getirdiler. Kız Kalesi'ni gördüğüm zaman aynı bizim Kız Kalesi. Ben şoke oldum burada. Dedim ki bizde ne eksiklik var dedim ya. Biz bundan nasıl faydalanamadık dedim ya. Orada küçük küçük çadırlar, inci buncuk satış noktaları, görkemli bir şekilde, nezih bir şekilde, kalabalık kıyamet topluyor. Havalimanımızın hemen altında, böyle Kız Kalesi. Kız Kalesi'nin karşısındaki alanda 6300 metrekare bir alan var orada. Milli Emrah'a ait arası şu anda. Milli Emrah'a ait bir arası. Biz burada muhakkak sosyal tesis yapacağız. Karşı çıkacak olanlar olacak. Bunu bilesiniz arkadaşlar. Ama pazar için hep beraber göğüsleyeceğiz. Memnun ağzına ben geçeceğim. Siz arkadan beni destekleyeceksiniz. Orada güzel bir tesis yapıp pazarda istihdam sağlayacağız. Yine orada da istihdam sağlayacağız ama bunun dışında gelecek olan misafirimizi orada ağırlamamız çok önemli. Gençlerimiz orada oturup da 5 liraya bir bardak çay içseler, bugün kahve deryası var, kahve dünyası var. Bugün bir çay 25 lira, bir kahve 80 lira mı, 85 lira mı? Gençler gidemiyor. Gençler gidemiyor. 5 tane arkadaş birleşip de bir kahve içeyim desen, 5 tane kahve içeceğiz 80 bin lira. 400 bin lira. 400 bin lira verecek gencimiz yok arkadaş. Para zaten yok. Para yok. İstihdam da sağlamadın. O çocuk o çayı nasıl içecek? Evet. O kahveyi nasıl içecek? Evet. Hem genciye istihdam sağlayacaksın hem çay da içecek. Evet. Ben müsaade istiyorum. Sizlere teşekkür ediyorum.